Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırçalarımı nasıl yıkıyorum onu göstermek istiyorum. Ama fırçalardan önce ilk süngerlerle başlayalım bence. Çünkü onların yıkama şeklim biraz daha farklı. İlk olarak kabıma temiz su aldım tabii ki. Bu temiz suyumun içine ben genellikle bebek şampuanı kullanıyorum. Şu şekilde herhangi bir bebek şampuanı kullanabilirsiniz. Ya bebek şampuanı kullanıyorum ya da direkt böyle fırça yıkamak için özel şampuanlar. Bu şimdi Essence markasının. İçine çok az kaldı zaten. Ama bebek şampuanıyla arasında hiçbir fark olmadığı için bebek şampuanı daha ucuz. Onu kullanıyorum. Bunu direkt suyumun içine bolca sıkıyorum. Bu kadar yeterli. Şöyle fırçamla biraz karıştıracağım. Güzelce karıştıktan sonra süngerlerimi alıyorum bir bir. Bu biraz şimdi büyük bir sünger. Aslında vücut süngeri. Ama ben yüzüm için kullanıyorum. Şöyle güzelce çekmesini bekliyorum. Ve diğer süngerlerimi alıyorum. Bugün 3 sünger yıkıyorum. Bunlar tabii ki tüm süngerlerim değil. Ama bu aralar sırf bunları kullandım. Bunlar pislendi. O yüzden bunları yıkıyorum. Güzelce suyu çekmelerini bekliyorum süngerlerimin. Şu şekilde olduktan sonra suyum zaten pislendi gördüğünüz üzere bayağı bir. Alt kameradan belli oluyor. Bunlar böyle biraz bekleyecek. Bunları kenara koyuyorum. Şimdi sıra fırçalarıma geldi. İlk olarak göz fırçalarından başlayacağım. Çünkü onları temizlemek biraz daha kolay oluyor haliyle küçük oldukları için. Bunun için ben su ve şampuan kullanmıyorum. Çünkü su ve şampuan fırçalarımı bayağı yıprandırıyor. O yüzden şöyle bir şey buldum ben. Cinema Secrets diye bir markanın. Bunu Tati Westbrook'ta görmüştüm. Yabancı YouTuber izleyenler bilir. Şu şekilde bir ürün. Diyeceksiniz bu sanki fırçaları yıpratmıyor mu? Tabii ki yıpratıyor. İçinde aşırı alkol olduğu için. Ama fırçalar haliyle daha çabuk kuruduğu için yani o kadar yıpranmıyormuş gibi geliyor bana. Ayrıca bunu kullandığım zaman haliyle su da akıtmıyorum. Yani biraz daha tasarruflu diyebiliriz aslında. Bunun için şöyle küçük yanında bir teneke kutu geliyor. Bunun içerisine ürünümü şu şekilde akıtıyorum. Fırçalarım bugün çok olduğu için biraz fazla koydum. Bu zaten bana yetmeyecek. Bunun zaten küçük boyu bu. Bayağı pahalı bir ürün arkadaşlar. Ama galiba daha uygun fiyatlıları da var. Yani bu ürün aslında sadece alkol, başka hiçbir şey değil. Ama direkt alkol kullanmayın tabii ki. Fırçalarınız bayağı yıpranır. İçinde tabii ki besleyici özler de var. İlk olarak şöyle bir kaş fırçasıyla başlıyorum. Bu kaş fırçamı çok seviyorum. AliExpress'ten almışım. Çok uygun fiyatlı. Tepesini yıkamayacağım. Tepesi çünkü pis değil. Şöyle ucunu damlatıyorum. Sonra peçetemde gördüğünüz üzere bayağı zaten çıkıyor lekeler hemen. Size belki çok fırçalarıma sert davranıyormuşum gibi gelebilir ama gerçekten yumuşak hareketlerle yanlara doğru temizliyorum. Yani böyle yukarıdan bastırmıyorum. Yanlara doğru, yani fırçanın gittiği yöne doğru temizliyorum. Yani tepesinden bastırmıyorum fırçaları. Yanlara doğru temizliyorum ürün aldıkça. Şu şekilde temizliyorum ve gördüğünüz üzere bayağı temizlendi. Tertemiz oldu fırçam. Hatta şu an fırçam kuru. Dediğim gibi içinde alkol var. Hemen uçuyor, çabuk temizleniyor. Bu fırçamı şu an istesem direkt kullanabilirim yani. Temizledim, direkt kullanabilirim. Kurumasına beklememe gerek yok. Bu fırçam temiz. Şimdi bunu kenara bırakıyorum ve direkt diğer fırçalarımla devam ediyorum. Buralarını artık biraz daha hızlanmış şekilde görebilirsiniz. Ben göz fırçalarımı bitireyim, sonra yüz fırçalarımızla devam edeceğiz. Thank you.
Çok beklersin. Lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu arada arkadaşlar bunlar tüm fırçalarım değil. Yani daha fazla var ama ben hep sık yıkıyorum fırçalarımı ve kullandıkça hemen yıkıyorum. Hepsi bir olunca çünkü bayağı 2-3 saat sürüyor falan, o yüzden böyle daha az gruplar halinde temizliyorum. Yoksa işin içinden çıkılmıyor gerçekten. Ve diyeceksiniz hep mi bu alkol şeyiyle yıkıyorsun? Hayır, senede 2-3 kere falan normalde yıkıyorum şampuanla. Ama genellikle bu alkol şeyiyle, suyuyla temizliyorum. Ve fırçalarında bildiğim kadar da bir bozulma, yıpranma olmadı şimdiye kadar. Mesela şöyle eski bir fırça göstereyim. Şimdi diyeceksiniz bu kaliteli bir fırça ama. Real Techniques'in bir fırçası. Bu fırça 4 sene vardır bence. Gördüğünüz üzere çok bir bozulması yok yani. Normal, hala ilk aldığım gibi duruyor. Bak bende de var aynısı. Seninki benkinden daha yamuktur. Her iddiasına bak. Arkadaşlar hangisi daha iyi? Tabii bu şimdi pis. Bu ablamınki, bu benimki. Benimki gayet iyi durumda bence. Sen bunu gösterme, şunu göster aslında. Hangisi? Şu an burada var mı ama bilmiyorum, bunlar pis olan fırçaları. Bende de yok zaten. Ebelinin olu. Seninki kırılmıştı ya. O kesim var burada canım. Aha burada. Ha, ver onu ver. Onu ver. Çünkü ben de bütün fırçalarım değil, sadece pis olan bunlar. Arkadaşlar benimki şu an burada değil ama bakın. Aynı fırça bende de var ve aynı sene aldık. 5 sene var mı bunlar? Var. Daha fazladır belki. Ama bunu ben senden daha fazla kullanıyorumdur. Şu nedir? Bu nedir? Benimki şöyle hala duruyor olduğu gibi. Bu değil şimdi ama aynısı var bende. Al şunu. Ama ben bunu çok severek kullanıyorum ve yok bunu daha, yani yenisini alamıyorum, yok. Bu ağızda bu fırça yok. Ne ama yapayım? Senin fırçaların çok kırılıyor. Bakamıyorsun. Ben senin gibi 15 euro vermiyorum. Ben Arap sabunuyla. Ben de eskiden şampuanla yıkıyordum. Hacı Şakir'le mutluydum. Kuruması uzun sürüyor sadece, tek sorunu. Evet. Hele kışın bayağı bir zor oluyor kuruması. 2000 years later. Evet arkadaşlar, ne kadar ürün kullandım size bir göstereyim. Peçetem şu halde, gördüğünüz üzere. Kirlendi tabii ki. Ürünüm de şuraya kadar falan vardı. Yani bayağı bir ürün koymuştum ilk başta ama tabii ki su akıtmanızdan çok çok daha az ürün gitti. Yani bunu söylememe gerek yok tabii ki ama yine az bir ürün gitmedi. Yani pahalı bir şey, 30 euro falan. Evet, sıra geldi en sevmediğim bölüme, yüz fırçaları. Bu konuda bayağı zorlanıyorum çünkü bayağı ürün gidiyor ve zaman alıyor büyük oldukları için. Peçetemi şöyle çeviriyorum. Şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi su akıtmandansa şöyle iki kağıt havlu kullanıyorum. Olay bitiyor. Şimdi zor bir şeyle başlayalım. Bence fondöten fırçasıyla başlayalım. Ve altına neden havlu koydun? Çünkü altında şey var, masa örtüsü. Belki alkollü bir ürün olduğu için masa örtüsünü bozabilir diye altına yine de bir havlu koydum. Çünkü geçiyor gördüğünüz üzere. Evet. Bir fondöten fırçası. Leş gibi olan.
Bu maalesef Türkiye'de satılmayan bir marka. BH Cosmetics'in. Çok sevdiğim bir fırça değil zaten. O yüzden. Böyle batırıyorum. Bayağı bir çekti gördüğünüz gibi. Ve... Diyeceksiniz şimdi diplerine kadar temizleniyor mu? Ürünü batırdığımda zaten görüyorum. Bayağı yukarı doğru çıkıyor bu solüsyon. O yüzden dibine kadar temizleniyor. Bundan eminim. Ve alkollü olduğu için bakterileri de öldürüyor. Sabunla bence o kadar iyi bir sonuç alamıyorsunuzdur. Ve olay bu arkadaşlar. Bakın. Bayağı temizlendi. Şu şekilde bembeyaz oldu. Bunlar hafif ıslak kalıyor haliyle çok saç kıl olduğu için. Çok kıllı bir fırça olduğu için. Bunlar hafif ıslak kalıyor ama hemencik de kuruyor yani sorun değil. Ve şöyle daha fluffy yani şöyle kılları daha seyrek olan bir fırçamı alıyorum. Bu Miniso'nun çok sevdiğim bir allık fırçası. Yani pudra fırçası ben allık fırçası olarak kullanıyorum. Her neyse. Bunu da böyle batırıyorum. Gördüğünüz üzere bayağı ürün gitti. Daha ikinci fırçamdayım ve hiçbir şey kalmadı neredeyse. Bunu da böyle temizliyorum. Da temizlendi gördüğünüz üzere. Şimdi bu daha seyrek fırçalarda benim yaptığım bir olay var. Şöyle ki şöyle Türkçesi maalesef bilmiyorum. İngilizce'de mesh dediğimiz net Türkçesini file. Doğru. File şeklindeki bunlar aslında pazarda bulabilirsiniz. Ben Amazon'dan aldım. 100 tanesi 3 euro falandı galiba. Şu şekilde fırçamın arkasından geçiriyorum öne doğru. Şu şekilde kurumasını bekliyorum. Bunu neden yapıyorum? Fırçalarımı haliyle böyle sürttüğüm için temizlerken kılları biraz yana doğru bükülebiliyor. Bunu yaptığımda kılları yine aynı yöne yani formalıyor. Aynı yöne doğru birleşiyorlar. O yüzden daha fırçalarım yıpranmış olmuyor. Daha uzun ömürlü oluyorlar. Böyle de bir yani olay. Bu pis görüntü çıkıyor arkadaşlar haliyle. Ama dediğim gibi litrelerce su akıtmaktansa 2 kağıt havluyla işinizi görüyorsunuz. Bayağı kötü kokuyor haliyle. Bunu kenara koyuyorum. Bu arada fırçalarımın saplarını da havlunun temiz ıslak köşesiyle siliyorum hep. Haliyle el izi olduğu için. Şimdi sıra tabii ki süngerlerimize geldi. Onları az önce kenara koydum. Pis süngerlerim burada. Bebek şampuanına yatırdığımız süngerlerimiz. Küçük
parfüm yerimle başlayacağım. Yerim şu halde. Bayağı haşat oldu şu an. Suya koyuyorum. Süngerlerim de temizlendiğine göre arkadaşlar videonun sonuna geldik demek bu. Beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Aşağıya da yorumlara da siz fırçalarınızı nasıl yıkıyorsunuz onu yazabilirsiniz. Biraz bir şeyler paylaşabiliriz. Belki yeni yöntemler bulurum kendim için. Çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın. Ve bize abone olmayı şuradan bir yerden unutmayın. Şuralardan bir yerden. Hoşça kalın. Bye bye.